Hoş geldiniz. Bu videoda yapay zeka desteğiyle bilimsel araştırma yapabileceğiniz SciSpace uygulamasını anlatacağım. Akademisyenler, üniversite öğrencileri ya da herhangi bir konuda araştırma yapanlar için gerçekten faydalı bir platform SciSpace mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. SciSpace içerisinde 200 milyondan fazla makale var ve yapay zeka desteğiyle bu makalelere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. 2015 yılında kurulan bu platform hızlıca büyüyerek günümüze ulaştı. Şimdi SciSpace ile neler yapabiliyoruz? Hazırsanız başlayalım. İlk olarak arama kısmına SciSpace yazın ve karşınıza böyle bir ekran gelecek. Site sonraki dönemlerde alan adını değiştirdi. Buradan Typeset.io kısmına gelip siteye gidiyoruz. Burada bir hesap oluşturmanız daha iyi olacaktır. Google hesabı ile kolayca yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. SciSpace kısmı olarak ücretsiz bir uygulama. Ancak birçok kullanışlı özelliğini ücretsiz olarak sunuyorlar. Daha sonra fiyatlandırma kısmına geleceğim. Üyeliği oluşturduk. Artık kullanımı hazır. Sol tarafta menüler var. Hepsini teker teker inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak ana ekrandan devam edelim. Burada ilk olarak literatür taraması var. Makalelere hızlıca buradan ulaşabiliyoruz. Yanında ise PDF'den veri ayıklama kısmı var. Buradan ise istediğimiz bir makalenin PDF'sini yükleyerek içerisindeki bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu arada 100 megabayta kadar PDF yükleyebiliyoruz. PDF yükledikten sonra burada çeşitli seçenekler çıkıyor. Özet çıkarma, makalede kullanılan yöntemler, kimlerin katkı yaptığı gibi seçenekler mevcut. Özetle hızlıca bilgilere ulaşabilirsiniz. Hemen yanında ise Copilot bölümü yani yapay zeka ile sohbet bölümü mevcut. Burada yine yüklemiş olduğunuz PDF içerisinde bulunan bilgileri yapay zeka desteğiyle öğrenebiliyoruz. Yapay zekaya bu makale hakkında çeşitli sorular sorabiliyoruz. En son kısımda ise paraphraser kısmı var. Bir metni farklı yollarla yeniden ifade etmeye yarayan bir araçtır. Örneğin akademik bir makaleyi daha basit bir dile çevirmek, bir metni daha resmi veya gayri resmi bir tona dönüştürmek veya telif hakkı sorunları olmaksızın içerik oluşturmak için burayı kullanabilirsiniz. Bu arada yüklemiş olduğumuz pdf'ler kütüphane kısmına geliyor. Ona da sol taraftaki menüden ulaşabilirsiniz. Şimdi en çok kullanacağımız yer olan literatür taraması kısmına gelelim ve ilk olarak yapay zeka gelişmeleri ile ilgili makalelere ulaşmak istiyorum ve Türkçe olarak yapay zeka gelişmeleri diye arattım ve hızlıca konuyla ilgili makalelere getirdi. Hemen sağ üst köşede dil bölümü var. Türkçe dil desteği mevcut. Oradan Türkçe dilini seçelim ve gördüğünüz gibi açıklamalar anında Türkçe oldu. Sayfanın en üst kısmında ise konuyla alakalı ilk 5 makaleyi bize direkt olarak önerdi. Yani diyor ki yapay zeka gelişmeleriyle ilgili ilk önce bu 5 makaleye bak. Gayet güzel bir özellik. Bütün makaleleri tek tek incelemektense ilk etapta önerdiği makalelere bakabiliriz. Beğenmezsek diğer makalelere de göz atabiliriz. Burada önermiş olduğu makaleleri tanımlayacak şekilde kısa cümleler kurmuş ve yanında ise o makaleye gidebileceğimiz bağlantıları eklemiş. Bununla birlikte arama sonuçlarını ise detaylıca özetleyebileceğimiz gelişmiş filtreler mevcut. İlk olarak farklı açıklamaları görebileceğimiz sütunlar ekleyebiliriz. Burada birçok bölüm var. Örneğin TL, DR kısmı. Bu bölüm bir kısaltma olup too long didn't read ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle uzun metinlerin veya makalelerin sonunda okuyuculara hızlı bir özet sağlamak için kullanılır. Bunun dışında özetle sınırlamalar nedir, bu makalede hangi teknik kullanılmış gibi birçok detayı buraya ekleyebilirsiniz. Hemen yanında ise bu makale PDF içeriyorsa direkt olarak onu seçmemizi sağlar. Bunun dışında makale yayın yılını seçebiliyoruz. Ayrıca yayın tipi, anahtar kelimeler ile arama gibi birçok özellik mevcut. Sağa geldiğimizde ise farklı bir filtreleme seçeneği mevcut. En yeni, en eski, A'dan Z'ye gibi ayarlarla aramamızı filtreleyebiliyoruz. Hemen yanında ise bu arama sonuçlarını farklı formatlarda liste halinde çıkarabiliyoruz. Ancak bu sonuçları liste olarak aktarmak şu anda ücretli üyelikte mevcut. Şimdi pdf ve en yeni fitresini seçelim ve burada karşımıza gelen makalelerden bir tanesine göz atalım. Burada makale 2 Mayıs 2023 tarihinde yazılmış. Sağlık sektöründe kullanılan otonom araçlar ve yapay zeka destekli tıbbi görüntüleme sistemlerini tartışan bir makale. Alt kısımda ise pdf yazan bölümden belgeye ulaşabilirsiniz. Hemen makaleye gidelim. Burada makale özeti, benzer makaleler, ilgili konular ve co bölümü yer alıyor. Burada co kısmı yapay zeka ile makale içerisinde sohbet edebileceğimiz bölüm. Kendisine çeşitli sorular sorabilirsiniz ve Türkçe dil desteği de mevcut. Burada iki tane co seçeneğimiz var. Birincisi ücretsiz standart seçenek. Diğeri ise daha kaliteli cevaplar alabileceğimiz ve paralı olan seçeneğimiz. Alt tarafa geldiğimizde hazır sorular yer alıyor. Ben direkt olarak makalenin özetini isteyeceğim ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bize özeti çıkardı. Diğer özelliklere göz atalım. Burada not defteri kısmı var. Bu yeni bir özellik. Araştırmanız ile ilgili notlarınız varsa buraya yazabilirsiniz. Ayrıca not alırken yapay zeka desteği de var. Gayet güzel görünüyor. Alt tarafa geldiğimizde ise araçlar bölümü mevcut. İlk aracımız literatür taramasını göstermiştim. Hemen altında ise yine yapay zeka sohbet botumuz Copilot bölümü var. Bunu da anlattım. Şimdi diğer aracımıza gelelim. Bu araç otomatik bir şekilde atıf yapmanıza yarayan bir bölüm. Kullanıcılar bir bağlantıyı ya da makaleyi Amerikan Psikoloji Birliği yani APA kurallarına göre formatlayacaktır. Özetle bu araç genellikle öğrenciler ve araştırmacılar tarafından yapılan akademik çalışmalarda kaynakları düzgün bir şekilde atıf yapmak için kullanılır. Diğer aracımız Paraphraser'ı da anlattım. Şimdi son aracımız ise Akademik Yapay Zeka Dedektörü. Burada akademik anlamda oluşturulan metinlerin yapay zeka desteğiyle oluşturulup oluşturmadığını tespit edebildiğimiz bir bölüm. Buraya metni kopyalıyoruz ve hangi model ile oluşturulduğunu tespit edebiliyor. Çok düzgün çalışmıyor. Örneğin bu metin tamamen GPT 3.5 ile oluşturuldu. Ancak burada %57'lik kısmı ChatGPT ile oluşturulmuş diyor. Tespit etti ancak eksikler var. Diğer bir örneğimde ise GPT-4 ile oluşturduğum metni Türkçe olarak verdim. Bunu hiç anlayamadı. Belki Türkçe olduğu içindir bilmiyorum. Muhtemelen bu özellik zamanla daha iyi olacaktır. Ancak şu aşamada çok verimli değil gibi gözüküyor. Son olarak SciSpace'i Google Chrome eklentisi olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca ChatGPT içerisinde bir GPT'si de mevcut. Direkt olarak oradan ulaşabilirsiniz. Fiyatlandırma kısmına gelirsek iki farklı modeli var. Birincisi bireysel model, diğeri ise takım modeli. Ücretsiz üyelikte birçok özelliği kullanabiliyoruz ancak burada limitli olduğu söyleniyor. Ancak ne aşamadan sonra kısıtlama geliyor bilmiyorum. Uzun süre kullandım ve herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadım açıkçası. Siz kısıtlama miktarını biliyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirtin. Ücretli üyelikte ise bütün özellikleri sınırsız kullanabiliyoruz. Evet, SciSpace bu şekildeydi. Bence araştırma konusunda başarılı görünüyor ve özellikle akademik seviyede iş göreceğini düşünüyorum. Bununla birlikte ücretsiz bölümleri ise yeterli görünüyor. Tabii ki sürekli araştırma yapanlar için ücretsiz kısımları yeterli gelmeyebilir. Eğer durum böyleyse Pro versiyonunu düşünebilirsiniz. Bu arada 10.000 takipçi olmamıza az kaldı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Size Space'i kullanıyor musunuz ya da yeni mi duydunuz? Mutlaka görüşlerinizi belirtin. Ayrıca Twitter üzerinden de anlık paylaşımlar yapıyorum. Beni Twitter adresimden de takip edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.